Evet. Ha, bir de aksiyonun planlamasına da bakmak lazım. Herkes aslında çarkın bir parçası oluyor. Yani yönetici sizden bir şey beklerken o çarkın dönmesi için kendine ne düştüğünün farkında değil. Bravo, farkında olması lazım ki o sizi, ondan size, sizden futbolcuya, futbolcudan geri kulübe birbirini işletiyor o çarklar. Bir sinerji oluşturmak çok önemli. Biz şunu başarmak zorunda kalıyoruz. Aynı grubun içindeyiz. Ben başkana rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya. Başkan bana rağmen işte başarılı olmaya çalışıyor. Futbolcu da ne bileyim. Futbolcu işte hocaya öyle şey olabilir mi? Bir aile. Siz bir aile düşünün şimdi. Ben bir ailem var benim. Eşim var, iki çocuğum var. Evin içinde herkes birbirini kolluyor. Şu bir hata yapsa da ben işte kızı evden kovsam diyorum. İşte hanım bir şey yapsa da boşansam. Böyle bir şey, böyle bir hayat olabilir mi yani? Ama bizden istenen bu. Bizim yaşadığımız ilişkiler bunlar. Ama başarılı bir örnekle bir aile olmanız için her günde şeye çıkıyorsunuz. Değil mi? Evet, bir de dışarıya da çıktığımız zaman bir de bunları konuşmaya başladık. Bunun filmini yaptılar. Evet ya. Yani. Aynen öyle. Ve dışarıya çıkıyorsunuz, maça çıkıyorsunuz. Herkes birbirine sarılıyor. İki saat. Neye sarılıyorsun? Ben biliyorum ki maçı kaybedersem sen beni göndereceksin. Sen biliyorsun ki ben maçı kaybedersem seni işte perişan etmek için her şeyi yapacağım. Böyle bir ortam olabilir mi? Veya bizi yıkan en